Bismillahirrahmanirrahim. Arapça 3, ünite 5. Konumuz naib-ül Bu üniteyi tamamladıktan sonra şunları anlayabileceksiniz demiş. Naib-ül fail terimini açıklayabileceksiniz. Naib-ül fail terimini hemen açıklayalım. Naib vekil demektir. Örneğin kaymakam yerinde yoktur, yerine vekilini bırakmıştır. Bir müdür yoktur, yerine müdürün vekili vardır. O şekilde düşünün. Fail, işte failin vekili. Fail, işi yapan. Naib vekil, demek ki işi yapanın vekili. Kavram olarak bu. Naib-ı failin cümle içindeki görevini ve irabını. İrabı nedir? Daima merfudur. Naib-ül fail olabilecekleri belirleyeceksiniz. Yani hangi kelimeden naib-ül fail olur, olmaz. Lazım, geçişsiz fiil, mutaaddi, geçişli fiil, malum, belli olan, yani faili belirli. Meçhul, faili belirsiz. Cinayetlerle alakalı olarak meçhul kavramı çok defa kullanılmaktadır, bilirsiniz haberlerde. Katili meçhul derler. Öldüreni meçhul. Meçhul bilinmeyen demek yani. Kimin yaptığı belli değil. Anahtar kavramlar demek ki fail, naib-ül fail, malum meçhul, lazım mutaaddi. Naib-ül faili. Giriş demiş. Burayı okumaya pek gerek görmüyorum. Sözde özne diyoruz. Sözde özne naib-ül fail manasına gelmek. Oldukça kolay ve kısa bir Arapça metinle başlamışlar. El-Halifetü Me'mun, Halife Me'mun. Tevella el-Hilafete Senet-i Semanin diye devam eden parçada Halife Me'mun'dan bahsedilmiş. Parçaya göre cevaplayınız. Parçanın manasını az çok anladıysanız buradan belirlenebilir cevaplar. Ama bu tür soru olur mu? Olmaz. Şık yok. 2, 3, 4, 5 bunları ünite videosunun altında veya ünitenin sonuna doğru bir kısmını cevaplamış olmayı umuyoruz. Bakalım. Dil bilgisine giriş. Naib-ül fail sözde özne yani. Konu nasıl bir konu? Zor mu, kolay mı? Konuya bir not vermek gerekirse kolaydır. Yani 10 üzerinden 10 en kolay olsa 10 üzerinden 9 diyebilirim yani. Oldukça kolay. Kolay bir konu. Asıl konumuz naib-ül fail, lakin buraya geçmeden önce fiil, fail, bununla alakalı biraz bilgi gerçekten de gerekir. Bu yüzden biraz altyapı oluşturarak konuya başlayacak. Biz bir işi, bir oluşu anlatırken işi yapanı biliyorsak fiille birlikte faili yani öznesi bunu da zikrederiz. Yani öyle mi kimin yaptığını belirtmiş, fiili faile nispet etmiş oluruz. Örneğin Fehime anladı. Kim? Aliyun Ali. Ali anladı. Neyi? Derse o dersini. Ali dersini anladı. Fehime fiildir. Arapça tabirle. Türkçe dil bilgisi bakımından yüklem diye adlandırılır. Aliyun faildir. Arapça gramere göre fail deriz. Türkçe olarak ifade etmek gerekirse özne deriz. Bunlar aynı şekilde burada da yazdık. Yani Ali nedir? Öznedir. Faildir diğer de işte. Anlamak nedir? Yüklemdir, fiildir. Harece fiildir, yüklemdir. Mahmud faildir, öznedir. Aynı şekilde Mahmud fail, özne çıktı, yüklemdir, fiildir. Sağlı sollu hem Arapça olarak hem mana olarak fiile faili diye bir deyiş ile yüklem ile özneyi yazdılar anlayın diye. Arapça bilmiyorsan işte Türkçeden anlatayım denildi. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Esasen çok da önemli değil de yine de dikkat edelim. Arapça cümle yapısıyla Türkçe cümle yapısında görünüşte bir zıtlık vardır. Türkçe açısından buna özellikle dikkat edilmelidir. Türkçe bir cümlede özne yani fail cümlenin başında yüklem sonunda gelirken Arapçada önce fiil sonra fail gelir. Yukarıdaki iki örnekte bu örneği de açıkça zaten gördünüz diyor. Yani Arapçaya bakarsan fehime fiildir, harece fiildir, fiille başlamıştır. Fail, fiil cümlesinin bir ögesidir. Dolayısıyla naib-i fail de yine fiil cümlesinin bir ögesi olacaktır.
Fiil cümlesi. Fiilde başlayana derdik zaten. Ama bunu Türkçe olarak ifade edersen Ali dersini anladı. Ali yüzmeye gitti. Ali bilgisayarı açtı. Ali video dinledi. Mehmet uçtu. Ali yemek yedi gibi. Mahmut evden çıktı. Mahmut okula gitti. Ne dersen de sonuçta isim yani diğer bir de işte fail özne başta oluyor Türkçe cümle kurarken. Ama Arapça kurarken fiille başlıyor. Fail yani özne bilindiği ve cümlede zikredildiği zaman fiilin yapısı, çatısı, şekli malum yapıda olarak ifade edilir. Bu bilgi çok önemli. Şunu hemen ezberliyorsunuz ve anlıyorsunuz da. Fail diye bir de işte özne. Belliyse cümlede geçiyorsa ne oldu? O zaman o fiil nedir? Malumdur. Fail nedir? Açıkça faildir yani. Naib-i fail değildir. Vekil değildir. Failin kendisi orada. Kimin yaptığını biliyorsan, kimin yaptığını biliyorsan orada naib-i fail yoktur. Ve fiil de malumdur. Zaten naib-i fail nerede olur? Fiil meçhulse naib-i fail alır. Fiil malumsa fail alır. Malum fiil ne alır? Fail. Meçhul fiil naib-i fail alır. Not. Bu konunun açıklamasına geçmeden önce demiş. Yani el fi'lül malum, el fi'lül malum, fa'ilun. Malumdan maksat faili malum. Meçhulden maksat da faili meçhuldür diyor. Burayı okuyabilirsiniz. Bir cümlede faili yani özneyi nasıl bulurum ben? Bu var. Bulmak için soru sorabilirsin. Kim dersin veya ne dersin? Alacağın cevap faildir. Örneğin Türkçe cümlede bunu inceleyelim. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan şimdi bu iki cümlenin birinci kısmı için kim ölür? At ölür. Öyleyse at nedir? Faildir. İkincisi için kim kalır? Daha doğrusu yine kim ölür var burada. Evet, yiğit ölür. At ve yiğit ne olmuş olur? Fail olmuş olur. Yiğit ölür. Kim ölür? Burada at ölür. Bunun için sorarsa kim ölür? Yiğit ölür. Burada ölen at, burada ölen yiğit. Yani kim, ne diye sorarsan cevabı bu şekilde alırsın. Peki ne kalır? Meydan kalır. Ne kalır? Şan kalır. Kalanlar da şanlar. Demek ki bunlar da ne? Bunlar da özne olmuş olurlar. Bu öğrendiğimizi Arapça bir cümle üzerinde uygulayalım. Lakin şunu unutmayalım. Bir fiil bir fail alır. İki tane almaz. Yani burada işte at ölür meydan kalır. İki tane fail, iki tane özne belirledik. Hayırdır? Ölür bir fiildir. At onun faili. Kalmak kalır bir fiildir. Meydan da onun faili. Ona dikkat edelim. Tek bir fiil olsaydı iki tane fail olmazdı. Bir fiilin bir failden hakkı vardır. Kesara el velid el kaleme. Çocuk kalemi kırdı, ikiye böldü mesela. Kesara fiil el velid fail el kalem meful olur. Kesara el velid el kaleme. Çocuk kalemi kırdı. Kim kırdı? Kıran kim? Velet yani çocuk öylesi faildir. Esasen neyi kırdı diyerek meful de bulabiliriz. Eğer velet çocuk ne yaptı, ne etti, ne oldu diye sorarak fiili de bulabiliriz. Ama konu faili bulmak tabii. O yüzden daha çok onun üzerinde duralım. Faile ile ilgili bazı özellikleri kısaca hatırladıktan sonra asıl konumuza yani naib-i faile, diğer bir deyişle failin vekiline, diğer bir deyişle sözde özneye gelelim. Naib-i failin yer aldığı cümlelerde yukarıda gördüğünüz cümle yapılarında bazı farklılıklar, bozukluklar meydana gelir. Görüldüğü gibi yukarıdaki cümlelerin ögeleri Arapça normal kurallı cümle yapısına uygun olarak gelmiştir. Yani fiil, fail, meful sırayla geldi. Öyle değil mi? Fiil, fail, meful. Kesara fiil, el velet fail, el kalem meful. Sırayla geldi. Yüklem özne artı nesne. Düz sümleç, Türkçe dil bilgisiyle ifade etmek gerekirse böyle. Mesaha eddalibu essaburate. Öğrenci yazı tahtasını sildi. Mesaha fiil, talip, fail, essabura, meful olmaktadır. Kim sildi? Talip. Demek ki belliymiş. Öyleyse bu nedir?
Normal faildir, naif değildir. Kim diye sorduğunda cevabı bulamıyorsan naibu fail olur. Naibu faili anlayalım. Arapça fiil cümlelerinin bu normal sıralanışında bazen değişiklikler olabilir. Şöyle ki, insanlar anlatmak istedikleri fiilin failini bilmemeleri veya başka bir sebeple kurdukları cümlede zikretmeyebilir. Her zaman fail ifade edilmez. İşte bu durumlarda kullanılan fiilin yapısı malumdan diye bir deyişle etken çatıdan meçhule yani edilgen yapıya dönüşür. Edilgen cümleler, edilgen fiiller, edilgen çatı. Bunu biliyorsanız Türkçe'de zaten işin mantığını biliyorsunuz. Fail zikredilmemiş olunca cümledeki mef'ulü bih sarih onun yerine geçer ve failin irabını alır. Şurası çok önemli. Şurayı kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ezberleyin ve kavrayın, anlayın yani. Kuru ezberle değil. Fail zikredilmemişse, yani cümlede yoksa ne olur? Mef'ulü bih sarih onun yerine geçer. Yani vekil ne burada? Naibu fail, failin vekili dedik. Fail yoksa bir vekil tayin etmen lazım. Neyi tayin edeyim onun yerine? Mef'ulü bihi tayin et. Mef'ulü bihi naibu fail yani failin vekili olarak cümlede tayin etmelisin. Nasıl edersin? Mef'ulü bihi merfu yaparsın. Böylece gerçekten mef'ulü bihi sarih olan ve görünüşte fail yerine geçmiş olan kelimeye naibu fail denir. Şurası kesinlikle bilinmeli. Fail cümlede yoksa mef'ulün bihi naibu fail yaparsın. Fetahe açtı el raculu adam ni el babe kapıyı. Ketebe yazdı el müderrisu öğretmen el derse dersi. Hafza Ahmedu el Kur'an'ı Ahmet Kur'an'ı ezberledi. Şeribe içti el zayfı misafir el kahveti kahveyi. Tektubu hazihil mer'etu şu kadın yazıyor risaleten bir mektup yazıyor bir risale yazıyor. Bunları niye örnek verdi? Normal malum cümleleri görünce yani fetaha fiil el raculu fail el babe mef'ulü bih sarih. Ketebe, hafiza, şeribe, tektu bunlar hep fiildir. İkinci olarak gelen kelime el racülü, el müderris, ahmet, zayıf, hazi bunlar faildir. Sonuncu kelimeler elbab, ders, Kur'an, kahve, risale bunların her biri de nedir? Mef'ulü bih sarihtir. Şimdi iş geldi mef'ulü bih sarihleri naibi fail yapmaya. Yapacaksan faili silmiş olman lazım. Yani düşün ki sen adam kapıyı açtı diyorsun. Bir başkası da kapı açıldı diyecek. Adam demek istemiyor yani kapı açıldı demek istiyor. Tarla sürüldü. Araba çalındı. Aa, bir geldim ki arabam çalınmış. Araba çalındı. Kim çaldı ya? Bilmiyorum ki. O zaman çalındı dersin. Şimdi bu cümlelerdeki fiillerin yapısını meçhul kalıba çevireceğiz. Failleri de kaldıracağız. Mef'ul bihi ile naibu fail yapacağız. Şimdi size derlerse ki şunun meçhul yapın veya naibu fail tayin edin. Her ikisi de aynı. Evvela fiili meçhul fiile dönüştürmen lazım. Şu anda fe, te, ha nedir? Malum fiildir. Nereden anladın ki sen onun malum fiil olduğunu? Fetahayı futiha yaparsan meçhul olur. Yani ilk harf zammeli mi fethalı mı ona dikkat et. İlk harf fetahada fe'dir. Ketebe de kef. İlk harf fethalıysa o kelime o fiil nedir? Malumdur. Meçhul yapmak istiyorsan fetahadaki yani ilk harfleri yani zammeleyeceksin. İlk harfi zammele fu, ku gibi. İkinci harfi esteleyeceksin. Futi, üçüncü harfi elleme. Fu, ti, ha, ku, ti, be. Hafiza zaten hafiza olarak yazılmış. Ne yapacaksın? Hafiza olabilir. Yani ilk harfi yine zammelemek gerekir. Hufiza. Bunu şu şekilde de söyleyebiliriz. Yani nasıl diyelim? Sonuncu harf, en soldaki harf mazi fiilde. Mazi fiilden bahsediyorum. En sol taraftaki harf daima fethadır mazide. Hemen sağındaki esre olmak zorunda. Sonra veya sonrakiler. Yani üç harfli olmayabilir de fiil. Her biri zammeli olur.
Burası için konuşmak gerekirse Fetaha'ya baktığınızda meçhul nasıl olmuş? Futiha. İlk harf zammelenmiş, ikincisine esre vermişler, üçe elleyemezler zaten. İlki ötrele, ikinciyi estrele, üçe zaten dokunamazsın. Üçü zammeli, iki estreli diyeceğim zaten. Hafiza da fe zaten estreydi, bir şey değişmedi. Demek ki evvela ne yapacaksın? Fiili meçhul yapacaksın. Nasıl yaparsın? İlk harf zamme, ikinci harf esre, üçüncüsü zaten fethaydı. Ellemene gerek yok. Ardından fail var burada. Er raculu. Bunu sil. Artık yok. Mef'ulü bihi onun yerine tayin edeceğim. Nasıl edersin? Bu fail olan kelime giderken irabını buraya aktararak gider. Hani diyelim ki ne var? Bir muhtar var. Muhtar gidecek. Azasını yerine bırakıyor. Muhtar şehir dışına çıkacak. Ülke dışına çıkacak. Azayı yerine bırakır. İşleri sana devrettim ben gelene kadar. Elimde hiç resmi belge yok. Ne yapıyor? Mührü azasına veriyor. Buradaki fail de gezmeye giderken veya tabuta girerken ne yapacak? Şuradaki mef'ulü bihe bir mühür bırakması lazım. Bu mühür de nedir? Merfuluk alametidir. Burada er racülün merfuluk alameti zammedir. Lamdaki zammedir. Bu zammeyi baba aktarıyorsun. El ba bu oluyor. Artık nedir? Naibu faildir. Futiha el ba bu. Önemli. İki değişken, üç tane değişken şey var. Değişken bir fiili meçhul yapacaksın. Değişken iki faili silerken, fail yani merfu kelimeyi silerken, bir iki yani siliyorsun ama silerken hareketini mef'ule aktarıyorsun. İrabını oraya aktarman lazım. Ketebe el müderrisu ederse ne yaparsın? Ketebe kütibe yaparsın. Meçhul yaptı. Bu ne? Fail. Bunu atacaksın ama atmadan önce harekesini de buna ver. El müderrisu sindeki zammeyi eddersteki sin zammesine oraya yana aktarıyorsun. Eddersu oluyor. Müderris gitti, eddersu oldu. Hafiza Ahmedu el Kur'an'a hafiza hufiza. Ahmedu ne olur? Silinir, sildin gitti. Ama mef'ulü bihe bir zamme ekleyeceksin. El Kur'anu. Şeribe şuribe. Zayfu, zayıf silinir. Fail çünkü sildim gitti. Gezmeye gitti muhtar. Ne yapacak? Yerine bir vekil bırakacak. Bırakırken bir mühür bırakması lazım. Bir alamet yani muhtar olduğuna dair. O da nedir? Kendisindeki şu zamme diğer de işte mühür. Onu mef'ule veriyor. Kahve tu yapıp da gidiyor. Tektubu hazihil mer'etu risaleten. Ne yaparsın? Tektubu yerine tuktebu olur. Ketebe yektubu, tuktebu, tukte bu. Burası muzari fiil ama böyle bir durum var. Tukte bu risaletun olacaktır. Mektup yazılıyor. Kim yazıyor? Belli değil ki yazılıyor. Bakalım başka neler anlatılmış. Şimdi bu cümlelerdeki fiillerin yapısını meçhul kalıba çevireceğiz. Çevirdik her birini. Failleri de kaldıracağız. Yani sileceksin. Silgiyle sildin gitti. Mef'ulün bihlerden naibu fail olur ve irab bakımından da merfu duruma gelirler. Bunlara hep ben zamme verdim. Çünkü bunlar zammeli olduğundan. Bunlar da zamme değil de merfuluk alameti başka bir şey olsa. Mesela tesniyede elif olurdu. Cem-i müzekkerde vav olurdu. O tür şey olsa ne olurdu? Yine buradaki kelimeye bağlı. Bunlar merfu yapacaksın yani. Müsresse merfuluk ötreyle olur. Tesniye ise elifle olabilir. Cem-i müzekkerse vavla olur. Cem-i müennes salim zamme ile olur. Bu irab konusu daha önce işlenmişti. Arapça üçte olduğunuza göre bunları zaten biliyorsunuz. Mutanvası da eskimsiler hatırlıyor. Fiilin malum yapıda etken çatıda olan bir cümlede birden fazla mef'ulün bih varsa ne olacak? Fiil meçhul kalıba çevrilince birinci mef'ulün bih naib-i fail olur. İrab bakımından mensup iken merfuya dönüşür. Diğer mef'ulün bihler olduğu gibi kalır. Onlar da bir değişiklik meydana gelmez. Yani birinci meful vekil olur. Muhtarın birden fazla azası olur zaten. Tüm azalara mühürünü bırakamaz ki. Mühür bir tane zaten. 10 tane mühür yok. Bunu birine bırakacak. Kime bırakır? En yakın hangisi ise ona bırakır. En yakın olduğu kişiye bırakır. Kimle daha samimiyse. Yani birinci azaya bırakır. Aynı şekilde birinci mef'ule mühür bırakır burada da.
Alleme el müderrisu et tilmize el kitabete. Alleme öğretti. Burada mana yanlış vermiş. Öğretildi demiş, yanlış yani. Şuradaki ile buradakini karıştırmışlar. Siz öğretildi demeyin. Burayı düzeltin. Öğretti malum çünkü. Alleme öğretti. Kim? El müderrisu. Öğretmen öğretti. Ne? Kime? Et tilmize. Öğrenciye öğretti. Öğrenciye neyi öğretti ki? El kitabeti. Yazıyı. Yani yazı yazmayı, çizgi çizerek yazı yazmayı öğretti. Bunu meçhul yapacaksın. Ne yaparsın? Alleme, ullime olur. Görüldüğü üzere ilk harf zamme, ikincisi esre oldu. Ullime. Üçe hiç dokunamadılar. Aynı kalır. Ullime. Öğretildi. Ettilmizu öğrenciye öğretildi. Ne el kitabete yazı yazma öğretildi. Ne oldu? El müderrisu faili silindi. Ama evvela alleme ullimu ol. İlk harfi zammele, ikinci esele. Daha sonra faili sil. İki tane metod var. Ne yapalım? Birincisine mührü bırakalım. O da nedir? Ettilmizu. El kitabete olduğu gibi kaldı. Semma el validu el velede salihan. Baba çocuğa salih adını verdi. Semma isim verdi. El validu baba el velede çocuğa salihan salih ismini verdi. Bunu meçhul yapacaksın. Semma summiye olur. Veya summi diyebiliriz. Summiye isim verildi. Ad verildi. El velede çocuğa ne adı verildi? Salihen Salih adı verildi. Kim verdi? Belli. Ben biliyorum, yukarıda anlatıldı, baba verdi. Orada öyle yazıyor ama kişi böyle demek isterse, yani meçhul yapmak isteyebilir. Böyle diyor. Olan şey ne? Semma summiye. Yani ilk harf yine zammelendi, ikincisi esrelendi. Semma summi. Summiye. El validu silindi, fail çünkü. Giderken de mühür olarak el veledü olduğu Salih'e dokunulmadı. Fakire bir dinar verildi. Bir dinar verdi. A'ta verdi. A'ta ve a'taye a'da verdi. Er racülü kişi adam. El fakira fakire ne verdi? Dinaran bir dinar verdi. Bunu meşhur yapmak istemişler. A'ta u'tiye oldu. Verildi. El fakiru fakire dinaran bir dinar verildi. Şimdi naibü fail ile ilgili kaideleri örnekleriyle daha geniş anlatalım deniliyor. Bakalım daha geniş nasıl anlatıyorlar. Ben de merak ettim. Sülasi mücerret fiilin naibü failleri. Tabi şimdi her bir fiile göre anlatacak bunu. Sülasi mücerret var, sülasi mezit var, rubai mücerret, rubai mezit. Bu tür ayrıntılara girecek anlaşılan. Sülasi mücerret bir fiil mazi meçhul kalıbına alınırken, sokulurken, meçhul bir kalıp elde edilirken fiilin ilk harfi zammeli, dammeli, zammeli, ötreli nasıl diyeceksen. Ortadaki harf kesreli yapılır. Yukarıda anlattığımız gibi yani. Ketebe, kütübe gibi. Kütübet el mekaletü, kütübetil mekaletü, tevdik esre arizi, makale yazıldı gibi. Aynı sülasi fiil meçhul muzari kalıbına alınırken, muzara tarifi zammeli, aynül fiili. Aynül fiilini anladık mı? Fe'ale. Aynül fiili sonuncu harfin bir sağı olmakta. Peki anırken muzara tarifi dedi. Muzara tarifi ne? Bir fiilin muzari fiil olduğuna dair alameti, işareti, belirtisi. Bu da e-teyne. Bu okuduğum kelimedeki harflerin her biri e-teyne. Bunlardan herhangi birisi muzarinin başına dahil olur. Mesela tuktebu el-mekaletu. Tuktebu el-mekaletu derken muzara tarifi şu t'dir. E-teyne'den burada t ilave olarak, ek olarak gelmiş. Muzari olduğunu anlayalım diye işaret. Aynel fiili hangisidir? Sonuncu harfin bir sağ, yani şuradaki T'dir. Fetalıdır. Burası da zammelidir. Evet. Tek tuban. K, T, B, mazi, muzarisi. Yek, tubu, tek, tubu. Meşhur yapmışlar. Tuk, tebu olmuş. Muzarat harfi, yani muzarinin ilk harfi zammeli olacak. Aynel fiili, yani sonuncu harfin bir sağı. Burada o T olmakta.
fethalanacak. Böylece ne olur? Meçhul elde edilmiş olur. Efalü kulu, bilmek ve zannetmek gibi kalbin yaptığı işleri bildiren fiiller. Efal fiiller demek. Kulu, kalbun, gulubun, cemi mükesser, çoğul, kalpler. İkinci mefulleri naib-i fail durumuna getirilmezler. Yukarıda geçen şey esasen. Yani iki tane meful alırsa birincisi naibi olur, ikincisi hiçbir şey olmaz. Olduğu gibi durmaya devam eder yani. Bir değişiklik olmaz. Hasibtu Muhammeden zahiben, Muhammed'i gidiyor sandım ifadesinde ikinci meful zahiben kelimesidir ve naib-i faal yerine kullanılmaz. Muhammed'i kullanacaksın yerine. Mezit fiillerin naib-i failleri. Mezit fiil evvela meçhul yapman gerekir. Nasıl yapılır? Mezit fiil T ile başlıyorsa mazinin ikinci harfi birinci harf gibi zammeli, sondan bir önceki harf ise kesreli olur. Mesela yakınlaştırıp bakalım net anlaşılsın. Tuullimet. Taalleme, tuullime. Tefaale. Tefaalü tefaül babından mazi fiil bu, muzari değil. Taalleme, tuullime. Tuullime. Tuallime, tuallima, tuallimu, tuallimet. Gaibinin müfredi. Üçüncü şahıs yani. Müfret, müennes. Tuallimet. Sibahatu. Yüzme öğrenildi. Tuallimet öğrenildi. Ne? Sibaha, yüzme işi. Tugutile. Gatele, tegatele. Tegatele, tugutile. Tefaale, yine tefaül babından. Fil meydani, meydanda savaşıldı. Tugut ile. Bunlar mazi fiilde. Başlarındaki T, muzari alameti değil. Muzarat harflerinden, eteğine eden T değil yani. Aynı kalıptakilerin muzari meçhulleri, muzarat harflerinin zammeli, aynı fiillerinin yani ikinci harflerinin fethalı, sondan bir önceki harfin de fethalı olmasıyla tutaallemu yutegatelu gibi. Mezit fiiller vasıl hemzesi hemzetul vasıl ile başlıyorsa mazide fiilin birinci ve üçüncü harfi zammeli, sondan bir önceki harfi ise kesreli olacaktır. İhtufiza, ihtefaza, iftaale, ifsal babından mazi, meşhur yapmışlar. İhtufiza olmuş. Yuhafezu, hafeze, yuhafizu, yuhafezu gibi. İstecabe mazi fiil kabul etti gibi vasıl hemzesiyle başlayıp sonunda bir önceki harf elifse istecabe ba'nın sağı elif yani. Başta da hemze var ise bu elif ya harfine dönüştürülür. Mesela ustucibe bu şekilde olur, meşhur olur böyle ustucibe. Muzade ise muzarat harfi zammeli olur. Fakat bu sıgada elif olduğu gibi muhafaza edilir. 3 harf, 3 mefule geçişte olan a'leme bildirdi fiillerin 3. mefulleri de naib-i fail olarak kullanılmaz. Sadece birincisi yani. Malum yapıdaki mutaaddi bir fiil meçhul yapıya dönüştürülünce cümledeki mefulü bi sari naib-i fail olur ve mensupken naib-i fail yerine geçtiği için artık o da merfu olacaktır. Önceki derslerde bunu zaten anlatmıştık ama fiil fail uygunluğu fiil ile naib-i fail arasında da aynı geçerli olacağını unutmamalıyız. Ketebe yazdığı Halil'in Halil ne yazdı? Ed derse dersi yazdı. Ketebe malumken Halil de malum yani. Kütübe ed dersi. Fetahat, fetahat. Açtı. Fetahat nedir? Meçhuldür. Fatime tu, Fatma açtı. Ney en nafizeti pencereyi? Futihat açıldı en nafizetü pencere. Keventü el cümmete bihazihir kelimat. Cümleyi bu kelimelerle oluşturdum. Cümle oluşturuldu. Küvvinetil cümle. Fail hasfedildikten sonra failin yerine geçen ögeler. Mef'ulun bih. Mef'ulü bih failin yerine geçer.
Mef'ulün birbirden fazla mef'ul olan malum yapıdaki fiil meçhul yapıya çevrilince unutmayın ki ilk mef'ulü bih naib-i fail olur. Diğer mef'ulleri naib-i fail yapamazsın. E'ta el-üstazü et-talibe kitaben. Talip, kitap. Her ikisi de mef'ulün bih'tir. Bunlar mef'ulün bih'tir. Meçhul bir fiil yapmak istersen e'ta yerine u'tiye yaparım. Üstazı silerim. Dalibeyi dalibu yapar naib-i fail olarak alırım. İkinci mef'ulü olduğu gibi yazın. Semmet el ümmu anne isim verdi, isimlendirdi. El binte kızının salihatan salih diye. Semmet sümmiyet olur. El bintu saliha diye yine kalır. İttehadallahu İbrahim'e halilen ittehade edindi. Allah İbrahim'e halilen halil dost olarak edindi. Birinci mef'ul. İkinci mef'ul Allah yani lafzatullah kelimesi fail. İttehaze fiildir. İttehaze uttihize aslında meşhur fiil edinildi İbrahim ne olarak edinildi? Halilen dost olarak. Halil aynen aktarıldı. Birinci mef'ulden naib-i fail olacağını hatırlatalım denildi ama ana konu şu anda mef'ulün bihten ne olur? Naib-i fail elde edilir. Yani bir cümlede faili silersen onun yerine vekil olarak neleri bırakabilir? Bir, mef'ulün bihi bırakabilirsin. İki, car ve mecruru bırakabilirsin. Cümledeki fiil lazım ise, yani geçişsiz ise, mef'ulün bihi sarih olmayan bir fiil ise, meçhul yapıya dönüştürülünce car, mecrur, naib-i fail olur. Böyle durumlarda naib-i fail lafzen değil mahallen yani bulunduğu konum itibariyle merfu sayılacaktır. Örneklere bakın diyor. Celese oturdu ettullabu öğrenciler. Ettullab fail olur. Alel kerasi sandalyelere oturdular. Sandalyelerin üzerine oturdular. Celese fiil tullab fail olur. Alel kerasi mef'ulü bih sarih değil gayri sarih olur. Naib-i fail elde etmek istersen evvela fiili meçhul yapman gerekir. İlk iş bu. Celese yerine cul ise ilk harfi zammele, ikinciyi esrele, üçe dokunma. Faili silmen lazım madem naib-i fail getireceksin. Failin vekilini getireceksen fail olmasın ki vekili gelsin. Silindi. Geri olduğu gibi kaldı burası zaten. Tamam budur. Bitti. Sandalyelere oturuldu. Burası şu an ne? Naib-i fail. Naib-i fail merfu olurdu hocam. Eddullah bu. Bundaki zammeliği nasıl verebilirim? Yani alu diyemezsin. El kerasiyu diyemezsin. Çünkü hala cer edecek. Bu yüzden bu zammeyi açıkça veremiyorum. Açıkça veremesem de mahallen böyle olduğunu unutmayacağız. Yani mahallen merfudur. Harfi cer ve ardından gelen bir kelimeyi naib-i fail olarak kabul ediyorsak ona ne diyeceğiz? Mahallen merfu. Devamında ca'e gel der veredi. Çocuk bil kalemi kalemle. Çocuk kalemi getirdi. Şimdi bunu meçhul yapacağız. Nasıl? Ca'i ci'e. C-Y-E çünkü aslında buradaki elif ya'dır. Ya i'dir yani. Ya i bir ecve. C-E. El veredü silersin. Bir kalemi olduğu gibi getirirsin. Neyin peşindeyiz? Naib-i fail yapacağız. Faili silince geriye mef'ul sadece harfi cer ve mecruru olarak kalmakta. Bu yüzden onu burada değerlendiriyoruz yani. Merartu bihindin. Hind'e uğradım. Hind adında bir kişi varmış. Merartu bi Hindin, merartu bi Aliyin fark etmez. Murra uğranıldı bi Hindin Hinde. Faili siliyorsun. Tu faildi burada. Merra fiil, tu fail, Hint mefru. İhtefeza el Arabu el tabaa el Arabiye. Araplar Arap tarzını muhafaza ettiler ama Türkler ettiler mi? Dememiş. İhtefaza uhtufiza olur. İşin aslı nedir? Sonuncu harfe dokunamazsın. Bir sağını esrelersin. Gerisinden ne varsa zamlarsın. İşte öyle yapılmış. Uhtufiza. El Arabu faildi silindi. Geriye ne varsa olduğu gibi yazıldı ama ilkini ne yapacaksın? Zammeleyeceksin.
Naib-i fail cari mecrur olduğu zaman dikkat edilmesi mecrur olduğu zaman dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Bu meçhul edilgen yapı içindeki baştaki fiil daima müfret müzekker olarak kalır. Fiilde bir değişkenlik yok. Naib-i failin tesni veya cemi, müzekker veya müennes şekillerine aktarılmasını sağlayan kısım cer harfinden sonra gelen isim ve zamirlerdir. Başka bir ifadeyle nicelik ve cinsiyet konusundaki değişiklikler fiilde değil, cer harfinden sonra gelen bu isim ve zamirde yapılacak değişikliklerle elde edilmektedir. Ihtifza eddâbe'u el-arabiyyû sıfat mevsuf olduğundan böyle. Burası sıfat, burası dâbe'u mevsuftur, sıfatlanandır yani. El-arab sıfattır. Bu yüzden meçhul yaptığımızda da ettabe faildir ve mevsuftur. El-Arap sıfatıdır. O yüzden onun irabını almış. Bu yüzden merfulanmış. Şimdi anlatılan yere baktığımızda ise Murra bi raculin, murra bi raculeyni, murra bi ricali. Fark etmez diyor. Yani failin müfret, tesniye, cemi olması durumu değiştirmez. Murra, murra, murra. İlk murrada racülün müsret müzekker, ikinci murra ile birlikte racüleyni tesniye müzekker, üçüncüde ise cemi teksir olarak bir kelime gelmiş ama fiil hala murra yani. Fiilde bir değişkenlik yok. Murra bi imraetin müsret müennes fail geldi ama fiil murra. Murra bi imrateyni murra fiili yine malumdur. Pardon, meçhuldür ve hala müfrettir, müzekkerdir. Fiilde bir değişiklik yok yani. Fail imraatinde olduğu gibi müfret olsun, tesni olsun, nisa gibi cemi olsun değişmez. Murra bihi, murra bihima, murra bihim. Fiil meçhule dönüştüğünde aynı olarak kalmakta. Ardından gelen naib-i fail müfretmiş, tesniymiş, cemiymiş, müzekkermiş, müennesmiş bizi bu bağlamıyor. Ama bundan şunu da çıkartmamak lazım. Meçhul fiilin çekimi yok mu? Var da eğer lazımsa çekimi bu şekilde zamirlerle veya neyle olur? Zarfla olur. Lazım fiilde durum böyle. 3. Mastar. Mastarı da naib-i fail olarak değerlendirebiliriz, kullanabiliriz. Tabii mastarın ne olduğunu bilmemiz önemli. Cümlede car ve mecrur yoksa mastar naib-i fail olur. Yani birinci arıza yoksa ikinci arıza, o yoksa üç. Zarabtu zarbeteyni zuribe zarbani. Önemli bir nokta. Şimdi hani zarabtu. Zarabe fiil, tu faildir. Zarabtu ben vurdum, dövdüm kaç defa? Zarbeteyn iki defa. Zarbeteyni burada mastardır. Mastar binai merra olarak gelmektedir. Adet bildirmekte. Zarbeten, zırbeten gibi. Zarbeten, zarbeteyni. Nasf halinde şu an kelime. Nasf halinde olduğunun alameti nun'un hemen sağındaki ya'dır. Nun'un sağında ya var demek ki nasf halinde yani mef'ul durumunda. Zuribe fiili meçhule dönüştürdük. Yani ketebe, kütübe, zarabe, zuribe gibi. Vuruldu, zarbani iki defa. Zarbani, tesniye kelimedir. Nun'un sağında elif olduğuna göre merfudur. Mastar an itibariyle naib-i fail olduğundan merfu olması gerekir. Tüm naib-i failler merfudur. Merfuluk alameti nedir? Tesniye de eliftir. Elif olduğuna göre merfu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam bir oruç tuttu. Same tuttu, oruç tuttu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Savmen bir oruç ki kamilen tam böyle eksiksiz bir oruç tuttu. Sime, savmun kamilun. Şimdi sime meçhul fiil. Tamam hani gale gile gibidir. Ba'a bi'a meçhuldür. Gale gile meçhuldür. Same sime meçhul. Savmun naib-i faildir. Kamil onun sıfatı olmaktadır. Niye merfu geldi? Neyin nesi? Denilmesin yani. Savmun merfu olduğundan Kamil de merfu ona bağlı. Burada Savmen son harfi fethalıydı. Kamil de o yüzden fethalıydı. Sıfat çünkü. Kaza et talibu şehran fil mesif. Öğrenci yazlıkta bir ay geçirdi.
Gaza guziye şehrun fil mesifi. Zaman zarfı da naib-i fail olabilir. Müslümanlar pazartesi günü oruç tutarlar. Yesumu, yusamu, yegulu, yugalu gibi. Bu fiillerin meçhulünü biraz anlamak gerekiyor. Fiillerle bilmiyorum kim ne kadar haşir neşir. Gale bilinen bir fiil. Yegulu muzarisi. Yegulu'nun meşhulü ne? Yugalu. Bu da aynı şekilde. Same, yesumu, meçhulü, yusamu. Yusamu yevmul isneyni pazartesi günü oruç tutulur. Yusamu meçhul fiil, naib-i faal nerede? Yevmul isneyni. Bunun zaman zarf olduğunu nereden çıkardın? Yevm gün demek. İsneyn pazartesi günü. Yevmul isneyni birlikte yani. Pazartesi günüdür. Yevmul ehad pazardır. Günler Arapçada pazardan başlıyor. O yüzden yevmul ehad pazar yani birinci gün. Yevmul isneyni pazartesi yani ikinci gün. Bir zaman bildirmiyor mu? Bildiriyor. Öyleyse bu zaman zarfıdır. Yani naib-i fail olabilir ve olmuş an itibariyle. Sunna Ramazane. Ramazan'da oruç tut. Sime Ramazanu. Ramazan bir ay ismidir. Bir zaman birimidir. 30 gün, 29 gün. İfade eden bir zaman birimidir. Dolayısıyla zaman zarfıdır. Yer yani mekan zarfı da bu işe adaydır. Sadece zaman zarfı değil, mekan zarfı benden doğru diyor. Ben de buradayım diyor. Celes el veledü emamel beyti. Çocuk evin önünde oturdu. Celes oturdu, el veledü çocuk. Emamel beyti. Emame önünde demektir. Beyt evet. Evin önü bir mekan mıdır? Elbette evin sağ tarafı, sol tarafı, arkası, ortası, üstü, altı. Ne dersen de hepsi bir mekandır. Cul ise oturuldu. Emamu dari evin önünde. Dar da ev demek, beyt de ev demek. Emamu oldu ama dikkat çekecek noktası. Burada emame, burada emamu. Emamu dar bir zarftır, mekan zarfıdır. Beraberce bu işi üstlenmişlerdir. İsim mensup ve isim mef'ullerin naibul failleri. İsim mensup neyin nesi? İsim mef'ul neyin nesi? Bunları evvela bilmek gerekiyor. Hani bildikten sonra gerisi gelecektir. İsim mef'ul ve ismi mensubun naibu failleri olabilir. Arap nahvinde yani gramerinde isim mef'ul ve isim mensub meçhul fiilleri gibi amel eder. Yani bunların yerine türedikleri fiillerin meçhulü konulsa nasıl naibu fail merfu olursa bunlardan sonra da aynen öyledir. Söz gelimi burada ikinci cümledeki malum yerine meçhul yapıdaki yani ulime yu'lemu fa'iluhu şekillerinden biriyle söylense fa'iluhu kelimesi naib-i fail olmak üzere merfu olur. Aşağıda üçüncü cümlemizdeki mukiyyen kelimesinin anlamı mensubu ila Mekke'te. Mekke mensuptur, Mekkelidir. Buradaki mensup kelimesinin yerinde de meçhul yapıdaki nusibe, yünsebu fiillerinden biri konulsa naib-i fail olur. Oldukça karışık gibi durdu belki ama anlaşılacaktır. Şu örneği bu açıdan inceleyiniz. İnceleyelim. Yenbeği gerekir, yakışır lil müslimi, Müslüman kişiye en yekune olmak, Muhammediyen, Muhammedi olmak. Muhammed ile maksat da huluguhu yani. Müslümanı ahlaki Muhammedi olmak gerekir. Ahlakı Muhammedi, yani Muhammed'in ahlakı demek istiyorum. O şekilde olmak yaraşır, gerekir. Zuribe fi'lun meşhulun fa'iluhu. Zuribe haza. Zuribe nedir? Fi'lun bir fiildir. Öyle fiil ki meşhulun fa'iluhu. Faili meçhul bir fiildir. Zuribe. Haza bu nedir? Fi'lun bir fiildir. Öyle fiil ki ma'lumun fa'iluhu. Faili belli, belirli, bilinen.
Ra'aytü ben gördüm racülen bir adam, adamın birini gördüm. Öyle adam ki ama Mekkiyen ebuhu, babası Mekkeli. İşte buradaki meçhul nedir? İsim mef'uldür. Ma'lum isim mef'uldür. Mekkiyen kelimesi ise ismi mensuptur. Yukarıdaki Muhammediyen ismi mensuptur. Mensuben ismi mef'uldür. Şimdi biraz anlamaya gelelim. Söz gelimi burada ikinci cümledeki malum yerine meçhul yapıdaki ulime, alime, ulime, ya'lemu, yu'lemu bunlar meçhul zaten. Fa'iluhu şekillerinden biriyle söylense fa'ilu kelimesi naib fa'il olmak üzere merfu olur. Ne demek istedi? Yu'lemu yerine veya ulime yerine sen buraya bir isim meful yazsan veya bir isim mensup yazsan fa'iluhu ne olur? Onun naibi faili olur. Şu anda fail kelimesi zaten naibi faildir. Neyin? Yu'lemu fiilinin. Veya bunu sil, ulime'yi kullan. Ulime failuhu de. Fail kelimesi yine naibi fail. İstersen bu fiilleri sil yerine bir tane isim meful yaz. İşte mensuben isim mefuldür. Veya Muhammediyen bu da nedir? İsmi mensuptur. İstersen bunlar yaz. Ardından şunlar, şunu getir. Yine bu ne olur? Naibi fail olur. Aynı şekilde buradaki de huluk naib-i faildir. Ebu naib-i faildir. Fail naib-i fail. Fail naib-i fail. Ebu naib-i fail. Arapçada az da olsa bazı fiillerin manaları öyle gerektirdiği için malum yapıları değil, meçhul yapıları kullanmış. Naib-i failleri daima car, mecrur olarak kullanılır. Bu daima böyle. Adam cadde ortasında bayıldı. Uğmiye bayıldı ala raculu adam vasla şari'i caddenin ortasında. Huşiye Ali diye devam ediyor. Yukarıda ifade edildiği gibi car ve mecrur durumundaki naib-i failler mahallen merfudur. Car, mecrur konumundakiler. Naib-i fail car, mecrur veya zaman, mekan, zarfı ise bu durumda önceki derslerde öğrenilmiş olan fiil fail, fiil naib-i fail uyumu geçerli olmaz. Ve fiil daima müfret, müzekker kalıbında bulunur. Ne zaman böyleymiş? Naib-i fail, car, mecrur veya zaman, mekan, zarf ise. Hal, müstesna, mef'ulün me'ah, mef'ulün le, fetalı kalmak zorunda olan temyiz, naib-i fail durumuna alınamazlar. Yani bunlardan naib-i fail olmaz. Kâninin haberi naib-i fail durumuna getirilemez. Naib-i fail yerine kullanılabilecek birden fazla kelime bulunduğu takdirde işte zîde fî ecril âmil 20 lîraten işin ücretine 20 lira zam yapıldı cümlesinde görüldüğü gibi burada 20 kelimesi naib-i faildir. Fiilde zamir yoktur. Bu nedenle sonra tesniye ve cemi vavı getirilmez. Failleri bulunuz. Ahaze er raculu fail racı racul. Garayet el bintu bu da bint fail. Biraz daha yakınlaştıralım. 3 et talif fail. 4 tilmizatu fail. 5 mer'etu fail. İyi de nereden anlıyorsun? Şiirin ardından gelen merfu kelime fail olur. Buradan anlıyorum. Peki naib-i failleri bul denilmiş. İnteheyna min amelina feullife. Ellefe ullife. Ullife meçhul fiildir. El kitabu naib-i fail olur. İnteheyna inteha fiil. Na burada fail olan. İnteheyna. İşimizi bitirdik diyor. İnteheyna biz bitirdik. Burada na fail iken el kitabı naibu fail. Neyin? Hangi fiil naibu fail? Şu ullite meçhulünün. Yani meçhul bir fiil bul önce. Direkt şudur budur kafadan atmaya gerek yok. Veya burada mana verilmiş büyük bir ipucu verilmiş yani. Böyle bir ipucu varken değerlendirmeyi alayım ben de. İş çok daha kolay olacaktır. Yakalandı. Ba'de selaset eyyamin gubiza. Kabeza gubiza. Meçhul fiil bu. Öyleyse alellis naibu fail olur.
Nagi faal fiilin sağında olmaz yani solunda olur. Car mecrur burada. Tucedu bulunmaktadır. Fi hazihil bukaati hamse aşrate karreten. Vecede yecidu tucedu. Yucedu tucedu. Meçhul fiil burası. Fi hazihil bukaati. Fi hazil bu kayda ne yaparız? Naib-i faal yaparız. 4. Hubise, habese, hubise, hapsedildi. Meçhul fiil, es-sariku, naib-i faal olur. Meçhul olduğu nereden anladın? İlk harfi zammer, ikincisi esre. Demek ki meçhul fiil, ardından gelen de mefhum. Evet, öyleyse bu da naib-i faal. 5. Gubilet. Kabele, gubile. Yani meçhul fiildir. Es-sahafiyyatu naib-i fail olur. Burada tükelü diyor sanırım. Ekele yekulu yükelu tükelu meçhul fiil. Tfahetani naib-i fail olur. Manana bakarak daha iyi anlaşılır ama manaya henüz ben bakmadım. Siz bakarsınız arkadaşlar. Kâne zâlike er-racülü medeniyen. Medeniyen. İşte nedir? İsmi mensuptur. İsim mensup hakkında pek bir bilgi vermedi kitap. Sanırım daha önceden isim mensubun ne olduğu işlenilmiş. Bu yüzden isim mensup hakkında bilgi vermedi. Yani ismi mensubu sen nereden tanıyacaksın? Nasıl ayırt edebilirsin? Bu geçen ünitelerde illaki işlenmiştir. Bu yüzden üzerinde durmadı. Yani şeddeli ya ile biten kelime medeniyen. Ardından gelen kelime de naib-i faili olur. Sime, same, sime, gale, dile, ba'a, bi'a gibi ecve fiillerin meçhulü böyle geliyor. Mazide, sime, meçhul fiil. Şehirde ne olur? Tabi şehru şaban, birlikte yani. Şehir, ay demek. Ne olacaktır? Naibu, fail olur. Zar, zaman zarfı. Şehru şaban, şaban ayı, zaman zarfıdır. Murra, merra, murra, meçhul fiil olduğu açık. Ala racüleyni, naibu, fail olur. Car mecrurdur. Merfulu nasıl? Mahallen. Lafzen değil. Harfi cer ve mecruru lafzın olamaz. Hel ra'eyti. Sen gördün mü caretana komşularımızı? El medeniyetu. Al sana bir tane daha. İsim mensup öyleyse ummuha naib-i fail olur. Aşağıdaki cümlelerde meçhul yapıdaki mazi ve muzari fiilleri bulunuz ve verilen sıraya göre yazınız. Bu sıra sizde 3 diyor. Öbürü sıra sizde 2'ymiş. Bunların cevapları zaten sizde olmalı arkadaşlar. Doğru ya, kitabın sonunda var. Mazi muzari fiilleri bulunuz. Verilen sıraya göre yazınız. Bunun da cevabı var yani. Sıra sizde sorusu. Bir iki tane okuyup geçeyim o yüzden. Uligat, eğleka, uliga, 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 uligu, uligat. Gaybenin müfredi. Diğer bir de işte üçüncü şahıs müfret müennes. Bu nedir? Meçhul mazi fiildir. Ebvab babın babane bab cimim keserdir. El masna yanul yevmel cumuati. Tamam. Uligat meçhul mazi. Ebvab naibu failun. Meçhul lafıdaki mazi muzari bul demiş ama yeterli değil esasen. Siz buradaki naibu failleri tespit ediniz. Teştehiru. İş tehara yeş tehiru teş tehiru. Burada bir meçhullük söz konusu değil. El yabanu. Burada meçhul şey filan yok. Dolayısıyla naip de yok. Adde yaiddu yuaddu meçhul şeyindir. 4. Nüşirat neşara nüşira meçhul şeyindir. Muzari bu da muzari. 5. Ya'tifu, atefe, ya'tifu. Daha fazla okumaya gerek bilmiyorum. Sıra sizde sorusu olduğundan cevabı sizde zaten var. Ünite sonunda verilen kelimelerin anlamlarından ve diğer sözlüklerden yararlanarak aşağıdaki serbest metni anlamaya çalışınız. Ve parçada geçen naibu failleri bulunuz. Hasaisu devletil emeviye. Emevi devletinin özellikleri. Sanırım öyle. Yani bir sözlüğe bakmadım. Manadan haberim yok. Ama ne yapayım? Şöyle bir meçhul fiil değerlendirmesi yapayım. Gerçi bu da sıra sizde 4 olduğuna göre bunun da cevabı sizde zaten vardır. Zarabe, zuribe, açık, ilk harf zammeli, ikincisi esreli demek ki ne? Meçhul. Zuribet.
Zuribeti, T'yi görüp karıştırmayın. Zuribet'tir bu. Tıpkı QT-Bet gibi. Elif Lamlı kelime var ardından. Geçiş yapacağız. Geçiş yaparken sakin harfe esre verilir. Kaidesinden ötürü esrelenmiştir. Devamına şöyle hızlı bir bakış yaparsak. Furiza var görüyorsunuz. Feraza Furiza. Furiza ne olur? Meçhul fiil olur. İsteyen mahallede onun naibi faili olur. Şöyle bir bakışta daha fazla. Ugime. Egane ugime. Meçhul mecaz naibi faili olur. Nuzimet. Nazame nuzime. Nuzimet. Meçhul. Burası da naibi faili olur. Sadara yesluru testuru. Burada bir şey yok. Normal fiil. Zade yezidu tezidu. Gerçi bu teridüymüş. Verade yeridu teridu. Bunda da bir şey yok. Normal malum bir fiil. Diğerlerini de artık okumadım. Sıra sizde sorusu zaten. Meçhul yapıya çevirin ve elde ettiğiniz yeni cümlelerin Türkçe çeviridiriyle birlikte altına yazın. Nazzame yerine ne yazarsın? Nuzzime yazarsın. Ummal fail mi? Evet. Sil gitsin. Eşşari'a eşşari'u yaparsın. Biter. Yestahdimu istahdeme yestahdimu yustahdemu olur. Dediğim gibi sıra sizde olduğundan üzerinde fazla durmuyorum arkadaşlar. Alıştırmalar. Aşağıdaki metinde bulunan malum ve meçhul yapıdaki fiilleri ve onların fail ve naibi faillerini tabloya yazın bakalım. Mazi fiilleri şuraya, muzahirleri buraya, faili buraya, naibi faili buraya. Ukibe, akabe, ukibe. Meçhul fiil direkt. Baz, naibi faili olur. Bu mazi fiil ama şuraya yazın. Tamam. Bunun altını şuraya yazın. Bazı da şuraya yazabilirsin. Gerçi nereye? Naibu fail. Buraya yazarsınız. Gale malum bir fiil. Mazidir. Şuraya yazarız. Gale dedi. Vallahi Allah'a yemin olsun ki deyip devam edilmiş. La guddimet. Kaddeme guddime. Bu da meçhul mazi fiil. Efendim onun naibi faili olur. Ekele yekulu tu kele yazıldığına göre bu da meçhul bir fiildir. Naibi faili ortada yok yani. Ve inni şüphesiz ki ben la elbette ecme'u. Ecme'u ene faildir. Ecme muzarif fiil faili ene. Edhulu, dehale, yedhulu, edhulu, nedhulu, muzari fiil, malum, faili, ene olur. Ef'udu, muzari, malum, faili, ene olur. Şuraya yine yazabilirsiniz. Enbesidu, enbesidu. Ve inkâne, rabbul, ve la yuterakka'u. Tevakka, yetevakka'u. Tevakka, yetevakka'u, yuterakka'u. Meçhul bir fiildir. Unfika, enfaka, unfika, ekrame, ukrime. İfal babı, mazi, meçhul bir fiil. Unfika, dirhemen diyemeyeceğimize göre hıve olmalı. Unfika, dirhemen yerine dirhemun diyeceğim ama olmaz. Mecburen hıve olacak. İki, fiillerin mazi mi, muzari mi olduklarını belirtiniz ve naibu failleri bulunuz. Mazi mi, muzari mi, naibu fail nerede? İde, kuri'e, kara'e, malum, kuri'e, meçhul, mazidir. Kur'an naibu faildir. İstemi'u, bu nedir? Malum, fiil, emri hazır. İşitin, dinleyin kim? Vav, sizler yani. Ta'aru, meçhul fiil. El kütüp naibu fail. Atiyet meçhul fiil. Ermer'e naibu fail. Ukimet meçhul. Cami'e naibu fail. Ursile meçhul. Mu'idun naibu fail olur. Ellevme uhille. Ehelle uhille. Helle muzaf fiil. İfal babına aktarılmış. Ehlele olur evvela da işlemlerden sonra uhille kalır. Meçhul mazidir yani. Uhille helal kılındı lekum size. Ne helal kılındı? Eddaibatu. Temiz şeyler. Naibu fail. İnnemel mu'minûne ellezîne izâ zükira.
Zükira meçhul fiil. Lafzatullah Allah kelimesi naib fail olur. Ve cilet. Yani vecele, vucile gibi. Vecilet malum fiil olacaktır. Tuliyet meçhul fiildir. Aya, tu onun naib faili olur. Zadet, zade malum fiildir. Zadettum imanen ala Rabbim yetevekkelun muzari fiil malum vav faili olur. Şehru Ramazana ellezî unzile meçhul fiil. El Kur'an naib faili olur. Devamında bir fiil göremedim. Hüffet ennâru. Hüffet hafte hüffe hüffet meçhul ennâru. Onun naib faili olur. Hüffet yine nedir? Meçhul fiildir. El cenne naib faili olur. Hadisi şeriftir demiş. İza cae malum fiil. Ramazan fail. Futiha meçhul fiil. Evvab naib fail. Gulligat meçhul fiil. Evvab naib fail. Suffidet meçhul fiil. Eşşeyatin naib fail olur. Şeytanın şeyatin cenin keserdir. Parantez içerisindeki fiillerden uygun olanlarını yazdınız. Es-seyyaratu fi şirketi. Es-seyyaratu otomobil fi şirketi, şirketteki diyebiliriz. Eslahat, uslihat, uslahat. Eslaha, usliha olur. Uslihat yani. Bi'idil fitri fi evveli şevval. Burada manaları biraz çözmeniz gerekir. Onunla alakalı. Bir iki örnek yapalım. Bi'idil fıtr, i'tir fıtr. Fıtır bayramı demektir. Fi evveli şevval, şevvalin evvelindedir. İhtefele, yahtefilu, kutladı, kutluyor. Şimdi yahtefilu seçersem, evvela babını söyleyelim. İhtefele, iftale, iftal babından mazi. İhtefele gelir malum olarak. Muzari ne gelir? İftale yeftaidu. Buna göre yahtefilu. Yani malumu şu. Bunu kullanırsam yahtefilu kutlar. Ya'idül fitr fıtır bayramını kutlar. Fi evveli şevval şevval evvelini kim kutlar? Fail göremedim ben. Ahmet, Mahmet veya Müslümanlar gibi bir şey yok. Öyleyse kutlanır diyelim. Yahtefilunun meşhuru nedir? Yuhtefelu. Yani şu olacaktır. Yuhtefelu kutlanır. Şevval'in evvelinde Fıtır Bayramı kutlanır. 3. Ahmet Şuki bi emiri şuerai. Şairlerin emiridir. Şairlerin emiri diye lakaplandırılır desek olur. Veya ne diyebiliriz başka? Lakabe yani faale yufailu lakabe yulakibu. Bu malum. Meçhul yap yulakabu olur. Şurası meçhul muzaridir. Yulakabu lakaplandırılır. Ahmed Şuki Ahmed Şuki bir emiri şuara şairlerin emiri diye lakaplandırılır. Essemeku balık bi'esarin yani fiyatı mürtefiatin yüksek fiyatla satılıyor veya onu satıyor. Satıyor dersen bir fail bulman lazım. Evvela kelimenin aslından başlayalım. Ba'a ba'a ecrefi ba'a yebi'u yani ya'i bir ecref. Yebi'u gelir. Yubi'u mu yuba'u mu gelecek meçhul. İşin bu noktası var. Muhtemelen yuba'u. Yuba'u. Yani ba'a sattı. İştera ile zıttır. İştera satın aldı. Ba'a sattı. Yebi'u satar. Yuba'u satılır. Satılıyor. Essemeku balık. Yüksek fiyatla. Erkam rakamun erkamun celilütün ile delilil hatif. Tabii her birini okumayı düşünmüyorum. Meçhul fiiller tercih edilmekte şu anda gördüğümüz kadarıyla. Buna göre ezafet yani vafe ecrefi ifade babına aktarılmış. Evafe, evafa, evafu, evafet gaybenin müsveti. Uzifette oranın meçhulü olur. Lame yelumu, yulamu, yulimu meçhuller seçilir. Dört aşağıdaki cümlelerde, örneklerde gösterildiği gibi
Naibu failleri müennes yani dişi çeviriniz ve fiillerde gerekli işlemleri de yapınız. Uhzıra ed-dalibu gerisinde bir değişiklik olmaz zaten. Uhzırat ed-dalibet. Yüttehemu itteheme yettehemu yettehimu yüttehemu el-muvazzafı yüttehemu tüttehemu ye'yi t'ye çevireceksin. Olan bu. Yualicu meriz ise tualicu el-meriza tu. Sonra bir kapalı t eklersin. Var mı şurada? Şurada olduğu gibi yani. El-muvazzafu f ile bitmiş. El-muvazzafe tu, sonra bir kapalı t eklemişler. Biz de aynısını el-merizu, el-meriza, tu, t'yi eklersin. Yu'alecu, şurada olduğu gibi y ile başlayan fiile ne yaparsın? T eklersin. Yu'alecu yerine tu'alecu olur. Olacak şey o. Nuntuhibu. Burası muzari nefsin tükellim vahde sanırım. El-murashahu, el-murashahatu olur. Nu'iddu, bunda bir değişiklik olmaz. El-mühendisetu olur. Yudarrabu, ye yerine te yazarsın. Fellahu, fellahatu yazarsın. Çok bir değişiklik yok. Ursile, ursilet. El-faizune, el-faizatu olur. Faizatu, cimi müennes yapıyoruz yani. Yüstekbelu, tüstekbelu. Ye'yi te yap. Müdiru, müdiratu, kapalı te ekle. Şurada ne yaptım? Kapalı T eklemedim. Kelime cemi müzekker salim. Vav ve nunla bitmişse kelime ne yapıyorum? Faizatu. Vav nunu sil. Vav'ın yerine elif, nun yerine T ekle. Vav nunla bitmiş işte. Bitmişse vav'ın yerine elif, nun yerine T ekle. Ama vav nunla bitmemiş. O zaman sonra sadece T ekle. Buna da olayım. Usibu usibet. Uhbira uhbirat. Vezza'a vezza'et, ummal. Zaten amirun amilan amilun ummalun ve ummelun ve ameletun. Ameletun var. Avamilu veya ummalat. Amilat daha doğrusu. Ummalat değil, amilat seçebiliriz yerine. Nedir bu? Amile ya'melu. Amile kökünden amilun. Amilan amilune. Ummalun ve ummelun ve amelet. Amiletun amiletani. Amilatu. El amilatu yazabilirsiniz. Müdiru müdiratu el carru el carratu difru difletu gibi yapılabilir. Malum yapıdaki fiilleri meçhul yapıya dönüştür ve gerekli diğer değişiklikleri de yap. Nedir diğer değişiklikler? Faili sil. Meful bihi de naibu faili. İ'terafe iftaale. İftal babından mazi fiil. El-lissu faildir. Bil cerimeti meful bih gayri sari. İ'terafe'yi u'turifet. Meşhule dönüştürdük. Lis silindi. Bil cerime. El-cerime olarak kaldı yani. El-cerimetu. Buradaki bahis simmelerine gerek yoktu esasen. Bil cerimeti olarak kalmalıydı. Yani car mecrur birlikte kalıyordu. Medde fiil er-raisu fail yedehu yedun kelimesi mefulun. Meddet yedur-raisi. Yedur-raisi li teslimi. E'dat. E'dat verdi. E'dat verdi. El-müdiratu el-dalibete caizeten. E'dat. A'da, a'dat. A'dat ise bunu ne yapacağız? U'dit yaparız. El-müdiratü sileriz. El-dalibetu kalmış olur. Caizeten olduğu gibi kalır. Galu dediler ki innel hakikate şüphesiz hakikat nedir? Sa'betun zordur. Fi bazı lahyan bazı durumlarda. Gile, gile, gilu olur. Gilu meçhul fiil. Denildi şeklinde olur. Eadde uidde lafzı tuva sinir azabun olur. İtteheme uttihime el gazi sinir eşşahidu olur. Diğerleri de hakeza diyebilirim. Egame yugimu yugamuya çevrilir. Yegulune
Yugalune'ye dönüşür. Yahki, yahki. Yestefidu, istefade, yestefidu, yüstefadu. El-bahisune silinir, fail çünkü. El-müderrisu silinir, kısasun olur. Minel kutubin olduğu gibi kalır. Diğerleri bu şekilde diyelim. Fazla ayrıntısına girmedim. Aşağıdaki cümleleri anlamlı bir cümle olacak şekilde yeniden yazınız ve naib-ı failleri Tu'kelu yenilir. Ne yenilir? Mesela tufahatun meyve yenilir. Elma yenilir. Ba'de kulli aşa her akşam yemeğinden sonra. Şeklinde yazabiliriz. Tu'kelu meçhul fiil tufaha naib-ü fail olur. İkide baya bir kelime var. Bunları birleştirmek için biraz zaman harcamam gerekiyor. 3. Zeyt sıvı demek yani yağ. Ez-zeytun, zeytinyağı manasında bu. Ez-zeytun, zeytun, zeytinyağı demek. Men o kimse ki yu'hazu alıyor, ediniyor. Ne? Ez-zeytun, zeytun, zeytinyağı gibi. Kelimeler ve deyimler. Yapılacak şeyi özetleyelim. Sonlara doğru biraz hızlı geçtim. Yapılacak şey malum fiili meçhule dönüştürmek. Faili silip mef'ulü merfu yapmaktır. Bu durumda malum cümledeki o mef'ul meçhul cümlede naib-u faile dönüşmüş olur. Naib-u fail meçhul fiillerde olur. Malum fiillerde olmaz. Dolayısıyla fiil malum mu meçhul mü? Öncelikle bunu tespit etmek gerekir.